Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ikinci dereceden fonksiyonların x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları nasıl bulacağımızı göstereceğim. Yani aslında x ekseninin kestiği noktaları bulmak demek ikinci dereceden bir denklemi çözmek demektir. Şöyle ki arkadaşlar. Bizim y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde verilmiş olan ikinci dereceden bir fonksiyonumuz olsun. Burada a, b ve c reel sayılar ve a sıfırdan farklı. Bu fonksiyonun grafiğinin x eksenine kestiği noktaları bulabilmek için y'ye sıfır vermem gerekir. Y sıfır olduğunda ne olacaktır? Ax kare artı bx artı c eşittir 0 diye bir denklem elde edeceğiz. Bu denklemin varsa kökleri bizim fonksiyonumuzun x eksenini kestiği hatta kök tek köklü de olabilir. Kestiği noktalar veya nokta olacaktır arkadaşlar. Peki y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyoruz? X'e 0 verdiğimiz zaman y eşittir a çarpı 0'ın karesi artı b çarpı 0 artı c'den y kaç eşit olmuş oluyor? C eşit olmuş oluyor. Yani sabit terim bu fonksiyonumuzun sabit terimi bizim arkadaşlar parabolümüzün y eksenini kestiği nokta olmuş oluyor. Şimdi gelelim biz ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklindeki bir denklemi nasıl çözeceğiz? Biz bu tarz denklemleri ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem adını veriyoruz arkadaşlar. Ve bu denklemlerin çözümlerini bulmak için de diskriminant yöntemini kullanacağız. Evet, şöyle özür dilerim. Y değil. Sıfır yazacağız tabii ki oraya. Çünkü artık denkleme geçtik. ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde verilen bir eşitliğe burada a, b ve c reel sayılar. A sıfırdan farklı. X de bilinmeyen. Biz bu tarz denklemleri ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem diyoruz. İkinci dereceden çünkü x'in karesi mevcut. Bakın burada en yüksek dereceden terimimiz kuvveti olan x kare var. O yüzden ikinci dereceden arkadaşlar. Bu tarz denklemleri biz nasıl çözeceğiz? İlk önce bunun için diskriminant veya kuadratik formül dediğimiz formülü kullanacağız. Kuadratik formülde ilk önce diskriminanta bakılır. Diskriminant b kare eksi 4ac'ye eşittir arkadaşlar. Biz buna denklemin diskriminantı deriz. Şimdi diskriminant verdikten sonra bizim köklerimiz x1 ve 2 ile göstereceğimiz köklerimiz eksi b artı eksi kök içinde delta bölü 2a formülüyle hesaplanır. İki tane kökümüz var. İkinci dereceden bir bilinen denklemin en fazla iki tane kökü olabilir. Bunlardan bir tanesi eksi b artı kök içinde delta bölü 2a ile bulunuyor. İkincisi ise eksi b eksi kök içinde delta bölü 2a ile bulunuyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu. Kök içinde delta yani diskriminantın kökü alındığı için eğer diskriminantınız negatif bir sayı olursa kök delta reel sayı olmayacağından ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin nesi olmaz?
reel kökü olamaz. Yani bu durumda, yani distinal sıfırdan küçük ise her x reel sayısı için ax kare artı bx artı c her zaman sıfırdan farklı değerler alır arkadaşlar. Doğal olarak diskriminant negatif çıkarsa ikinci dereceden denkleminizin reel kökü olmadığını ifade edeceğiz arkadaşlar. Evet, bunun dışında ikinci durum diskriminant sıfıra eşit olabilir. Diskriminant sıfıra eşit olduğu zaman kök delta da sıfıra eşit olduğu için bizim iki tane birbirine eşit kökümüz olur. Biz bu köke de çift kök deriz arkadaşlar. Çift köktür. Birbirine eşit iki tane kök var demektir bu durum. Ve üçüncü durumda sonuçta diskriminantın sıfırdan büyük olması durumu. Bu durumda birbirinden farklı olan işte eksi b artı kök delta bölü 2a ve x1 x2 eşittir eksi b eksi kök içinde delta bölü 2a ile hesaplanan iki farklı reel kök vardır diye söyleriz. İlk önce diskriminant yöntemini göstereyim. Arkasından da çarpanlara ayırma yöntemini de ne yapacağım? Ayrıca göstereceğim arkadaşlar. Evet, ilk örneğimize bakalım. Örnek. 2x kare artı x artı 7 eşittir 0 denkleminin köklerini veya çözüm kümesini bulunuz diyelim. Şimdi hemen burada katsayılarımızı bir tanımlayalım. X karenin katsayısı a'ydı. Burada a 2. X'in katsayısı b idi. O da 1. Sabit terimimiz de c sayısıydı. O da 7'ye eşitti. Diskriminant dediğimiz b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c olduğuna göre b'nin karesi 1 eksi 4 çarpı a dediğimiz 2 çarpı 7. O da neye eşittir? 1 eksi arkadaşlar 14 çarpı 7 kere 2 14. 14 çarpı 4 de 56 mı oluyor? Evet. Bu da eksi 55 oluyor. Eksi 55 de sıfırdan küçük bir sayıdır. Diskriminant sıfırdan küçük olduğuna göre 2x kare artı x artı 7 denkleminin nesi yoktur? Denkleminin arkadaşlar reel kökü yoktur diye ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Evet, başka bir örnekle devam edeyim. İkinci bir örneğe bakalım. O da şöyle bir örnek olsun. Örnek. X kare artı 5x artı 5 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyelim. Evet, bu çözüm kümelerini bulmamız niçin yapıyoruz bu işlemleri arkadaşlar? Çünkü ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiğinin x kesmelerini bulmak amacıyla yapıyoruz. Yine burada diskriminanta bakacağız. Diskriminant. Ama ilk önce ne yapalım? Diskriminanttan önce tabii ki bu sabit terimlerin neyin ne olduğunu bilmeden ne yapamayız? Tabii ki sorumuzu çözemeyiz. X'in karesi 1, yani o a sayısı. X'in katsayısı b sayısı ve sabit terimimiz de c sayısı, c idi. Bu durumda diskriminantı hesaplarsam b'nin karesi eksi 4 a çarpı c'den b'nin karesi 25 eksi 4 çarpı 1 çarpı 5 ve bu da ne yapar? 25 eksi 20, yani 5'e eşit olmuş olur.
Diskriminant sıfırdan büyük. Öyleyse iki farklı reel kökümüz olacak. Birincisi ve birincisi nasıl bulunuyordu? Eksi b artı kök içinde delta bölü 2a ile bulunuyordu. Bu durumda eksi b dediğimiz eksi 5 artı kök içinde delta dediğimiz 5 bölü 2 çarpı 1'den eksi 5 artı kök 5 bölü 2 birinci kökümüz olmuş olacaktır. İkinci kökünü de hesaplayacağım. Arkadaşlar ikinci kökümüz de x2 eşittir. Eksi b eksi kök delta bölü 2a o da eşittir. Eksi 5 eksi kök 5 bölü 2 çarpı 1'den eksi 5 eksi kök 5 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Yani bu denklemin çözüm kümesi iki tane reel sayıdan oluşur. Eksi 5 eksi kök 5 bölü 2 ile eksi 5 artı kök 5 bölü 2 sayılarından ne yapar arkadaşlar? Oluşur. Bir başka örnek daha yapalım. Arkadaşlar. Başka bir örnek verelim dedik. Evet. Şu örneğimizde x kare artı 4x artı 4 eşittir 0 şeklinde verilmiş olsun. Bunun gene katsayılarına bakalım. X karenin katsayısı a'ya eşittir. O da 1. X'in katsayısı 4 yani b 4'e eşit. Ve sabit terimimizde 4 yani o da c'ye eşit. Diskriminantı hemen hesaplayalım. Diskriminant b'nin karesi eksi 4 ac idi. B 4'tü 4'ün karesini alacağım. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 de bunun sonucu nedir arkadaşlar? 0'dır. Diskriminant 0'a eşittir. Öyleyse burada birbirine eşit olan iki tane kök vardır. Eksi b artı kök içinde 0 bölü 2a çünkü neye eşittir? Eksi b bölü 2a'ya yani eksi b dediğimiz eksi 4 bölü 2 çarpı 1'den eksi 2 eşittir. Bu denklemin çift kökü var. Yani birbirine eşit olan iki tane kökü var ve bu da eksi 2'dir diye söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi peki diskriminantı kullanmadan çarpanları ayırma yöntemini kullanarak da ben ne yapabilirim? Bir denklemin, iki cinsinden bir denklemin arkadaşlar köklerini bulabilirim. Peki ne zaman bu yöntemi kullanayım? Yani ne zaman çarpanları ayırma yöntemini kullanayım arkadaşlar? Aslında kök içinde delta'ya baktığımızda kök içinde delta bir tam sayı çıkarsa o zaman bizim çarpanları ayırma yöntemini kullanarak ne yapmamız mümkün olacaktır? İkinci dereceden denklemin köklerini bulmamız da mümkün olacaktır. Peki bu ikinci dereceden bir denklemin çarpanları ayırma yöntemini kullanarak nasıl köklerini bulacağımızı da hemen arkadaşlar gösterelim. Hemen hesaplayalım. Evet, çarpanları ayırma yöntemini kullanarak kuadratik bir denklemin, ikinci dereceden bir denklemin köklerini bulmayı bakalım arkadaşlar. Önce basit bir örnekle başlayacağım. Şöyle başlayacağım. Yani ilk önce çarpanlarını ayrılmış şekliyle vereyim. X eksi 3 ile x artı 5'in çarpımının sıfır eşit olduğunu varsayalım. Bu denklemin kuadratik bir denklem olduğu, yani ikinci dereceden bir denklem olduğu nedir? Aşikardır. İkinci dereceden bir denklemdir bu denklem. Peki nereden biliyorum ikinci dereceden bir denklem olduğunu? Eğer bu iki ifadeyi çarparsanız ne yaparsınız? İkinci dereceden bir denklem elde edersiniz. Nasıl olacağını da kendiniz görebilirsiniz. Şimdi bu çarpımın sıfıra eşit olması için çarpanlardan en az birinin sıfıra eşit olması gerekir. Yani x eksi 3
sıfır eşit olmalıdır veya x artı 5 sıfıra eşit olmalıdır. Yani x eşittir 3 veya x eşittir eksi 5 olmalıdır. Bu ikinci dereceden denklemin kökleri x eşittir 3 veya x eşittir eksi 5'tir arkadaşlar. Yani biz bu mantığı kullanarak aslında çarpanlara ayırma yöntemini ne yapacağız? Göreceğiz. Hatta isterseniz şunu da açarak da yapabiliriz. Bakın göstereyim. Bu neyin açılımı? X eksi 3 ile x artı 5'in çarpımı neye eşittir? Hemen görelim. X ile x'i çarp. X ile 5'i çarp. Evet. Sonra da x ile eksi 3 ile x'i çarp. Eksi 3 ile de 5'i çarp şeklinde düzenlememiz gerekiyor soruyu. Düzenlersek x'in karesi artı 5x eksi 3x eksi 15. O da ne eşittir? X kare artı 2x eksi 15'e eşittir bu ifade. Yani bu ikinci dereceden bir denklem. Başka bir örnekle devam edelim arkadaşlar. O da 2x eksi 1 ile 2x eksi 1 ile 4x eksi 3'ün nesi olsun? Çarpımı olsun. Bunun çarpımı da 0'a eşit olsun. Gene birazdan açacağım ama ilk önce bu çarpımın 0'a eşit olması için 2x eksi 1'in 0'a eşit olması gerekir. Veya 4x eksi 3'ün ne eşit olması gerekir? 0'a eşit olması gerekir. 2x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 bölü 2 olmalıdır. 4x eksi 3 0 eşitse x de ne olmalıdır? 3 bölü 4 olmalıdır. Bu denklemin kökleri 1 bölü 2 ve 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Şimdi 2x eksi 1 çarpı 4x eksi 3 eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem dedik. Bakın açalım. Yani 2x eksi 1 ile ne yapacağım? 4x eksi 3'ü çarpacağım. Eksi 1'e de şöyle yapalım. Öyleyse nedir? 2x ile 4x'in çarpımı 8x kare eksi 6x eksi 4x artı 3. O da 8x kare eksi 10x artı 3'e eşit olmuş olur. Yani şimdi biz ne yapacağız? Önce ben ne yaptım? Çarpanları verilmişti. Nasıl denklemin köklerini bulacağımı gösterdim. Şimdi de faktörize edilmemiş, çarpanları ayrılmamış haliyle yazıldığı zaman nasıl denklemi çözeceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Dedik ki evet bize ne verilmiş olsun? Şöyle bir ifade verilmiş olsun. X kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz diye söylenmiş olsun. Burada x'in karesinin katsayısı 1'e eşit olduğuna göre ben bunun şu şekilde iki tane ifadenin çarpımını şeklinde yazabilirim. X kare eksi 3x eksi 10 eşittir x artı a çarpı x artı b şeklinde iki tane çarpının, değil mi, çarpımı şeklinde ifade edilebilir bu ifade. Yani benim amacım burada a ve b sayılarını bulmak. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada x artı a ile x artı b'nin çarpımı x kare artı, değil mi? X kare a x artı a artı b a artı b x artı a çarpı b şeklinde olacaktır. Yani ben eğer bunlar birbirine eşitse x kare x 3 x eksi 10 ile x kare artı ab çarpı x artı ab yaptığımız ifade bunlar birbirine eşitse aynı dereceden terimlerin katsayının birbirine eşit olması lazım. Yani a artı b'nin eksi 3'e ve a çarpı b'nin de ne eşit olması gerekir? Eksi 10'a eşit olması gerekir. Kısacası
Ben eksi 10 ifadesinin öğle çarpanlarını bulacağım ki bu çarpanların toplamlarının ne olması gerekecek? Eksi 3 olması gerekecek. Çünkü x'in karesi zaten 1'e eşit olduğu için. Dikkat ederseniz şöyle yazalım. Eksi 10'un çarpanlarından çok çarpanı var ama toplamları eksi 3 olan çarpanları eksi 5 ile artı 2'dir. Değil mi? Bakın şimdi eğer biz bunları çapraz çarpıp toplarsak, yani ben x ile 2'yi çarptım, 2x oldu. X ile eksi 5'i çarptım, eksi 5x oldu. Bunların toplamları eksi 3x'e eşit olduğuna göre, o zaman değil mi? O zaman ne yapabilirim? Bunları A ve B sayılarını buldum demektir. Burada A sayısı arkadaşlar A sayısı eksi 5'e eşit. B sayısı da 2'ye eşit. Yani şu factorization, yani çarpanlar ayırma işleminde benim çarpanımdan bir tanesi x artı 2, diğer çarpanım ise x eksi 5. X artı 2 ile x eksi 5'in çarpımının 0'a eşit olması için x eşittir eksi 2 ve x eşittir 5 olmalı. O zaman benim denklemimin çözüm kümesi nedir? Eksi 2 ile 5 sayılarıdır arkadaşlar. Bu şekilde olayı ne yapıyoruz? Basit bir şekilde çözümlemiş oluyoruz. Başka bir örnek verecek olursak şöyle yazalım. Başka bir örnek daha verelim. O da ne olsun? Gene x karenin katsayısı 1 olsun. X kare eksi 2x eksi 15 eşittir 0. Şimdi x kare eksi 2x eksi 15'i ben x artı a, buradaki a ve b, yalnız benim a x kare artı b x artı c'deki a ve b sayıları olmadığını da hatırlatayım. Herhangi iki tane keyfi reel sayı, hatta isterseniz karışmasın diye onlara başka bir isim de verebilirim. Yani a x kare artı b x artı c'deki a ve b değil arkadaşlar onlar. Nasıl diyelim? X artı mesela m ve x artı n diyelim. Değil mi? Şimdi sağdaki çarpımın sonucundan ne gelecek? X'in karesi artı m artı n çarpı x artı m çarpı n gelecek. Bu ifadenin x kare eksi 2 x eksi 15'e eşit olması lazım. Kısacası m artı n'nin toplamının eksi 2 olması lazım ve m çarpı n'nin de eksi 15'e eşit olması lazım. Kısacası ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben x kare eksi 2x eksi 15 eşittir 0 denkleminde eksi 15 yani eksi 15'in öğle çarpanlarını bulacağım ki toplamları ne olacak? Eksi 2'ye eşit olacak. Bunlar da ne olacaktır? Bunlar da nasıl çarpanlar olacaktır? Arkadaşlar m eğer m sayısına eksi 5, n sayısına da artı 3 dersem ikisinin çarpımı, yani m çarpı n eksi 15 yapar. M artı n ise kaç yapar? Eksi 2 yapar. Yani x kare eksi 2 x eksi 15'i 0 eşitlediğimiz zaman bu denklemin çarpanları neymiş? Bu ifadenin çarpanları ne eşitmiş? X artı m demiştim. X eksi 5 ile x artı 3. Bu çarpımın sonucu 0'sa x 5 olabilir veya x ne olabilir? Eksi 3 olabilir. Yani çözüm kümem neymiş benim? Çözüm kümem eksi 3 ile 5 arasındaki, eksi 3 ile 5 sadece bu sayılarmış diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere x karenin katsayısı özellikle basit biri olduğuna oldukça basit oluyor çarpanları ayırma işlemi. Daha da basit bir örnekle devam edeyim. Başka bir örnekle daha devam edeyim. Bu örneğimizde ise sabit bir terim olmayacak. X kare artı 5x eşittir 0 şeklinde bir ifadeyle karşı karşıyayım. O zaman ben bunu nasıl çarpanları arkadaşlar ayıracağım? Şöyle yapacağız. Burada da ortak her iki
toplamda ortak olan x çarpanımız var. O yüzden ben bu ifadeyi x ortak parantezine alacağım. X ortak parantezine aldığımda x'in karesi yerine parantezin içerisine gelecek x gelecek ve şurada yani şöyle yazayım isterseniz ilk önce şunu x'in karesini x çarpı x diye yazayım. Burası da 5 çarpı x olsun eşittir 0. Şimdi ben burada ortak olan çarpanlar x değil mi? Diğer terimleri de içeride yazacağım. Yani x ile 5'i de parantezin içine yazacağım. X artı 5 eşittir 0 olacak. X ile x artı 5'in çarpımı 0'a eşitse x'in 0 veya x'in eksi 5 olması lazım. Yani çözüm kümemiz ne olacaktır? 0 ile eksi 5 sayılarından oluşan kümemiz olacaktır diye ifade ediyoruz. Şimdi bunlarla ilgili hatta bununla ilgili belki bir tane daha örnek yapabiliriz daha rahat anlamanız için. Buna benzer bir başka örnek daha oluşturabiliriz. Şöyle diyelim örnek. O da ne olsun? 4x kare eksi 25x eşittir 0 olmuş olsun. Bakın burada da 4x kareyi x çarpı x diye yazacağım x kareyi. Eksi 25x eşittir 0. X'ler ortak. Şunlar ortak. Ortak olmayanları işaretleyelim. Ortak olmayanlar 4x ve 25. Öyleyse ben bu ifadeyi x ortak parantezine alırsam 4x gelecek parantezin içerisinde. Bir de eksi 25 gelecek. Eşittir 0 olacak. Ve buradan da x 0'a eşit veya 4x eksi 25 0'a eşit olmak zorunda. Yani x eşittir 25 bölü 4 olmak zorunda. Çözüm küremiz 0 ile 25 bölü 4 sayılarıdır diye ifade edeceğiz. Şimdi de bir tam kareye örnek vereyim. Arkadaşlar. Tabii burada tam kare dediğimiz zaman şu ifadelerin karelerini iyi bir şekilde alabiliyor olmanız lazım. Yani a artı b'nin parantez karesi nasıldır? A'nın karesi artı 2ab artı b'nin karesi veya işte a eksi b'nin parantez karesi ne eşittir? A'nın karesi eksi 2ab artı b'nin karesi. Bunları çok iyi bir şekilde biliyor olmanız gerekiyor. Şimdi örneğimize bakarsak 4x kare artı 4x artı 1 eşittir 0 şeklinde bir ifade verilmiş olsun. Burada ben bunun bir tam kare olduğunu görebilirim. Nereden görebilirim? 4x neyin karesi? 2x'in karesi arkadaşlar. Ortadaki terime bakarsam bu 2x'in 2 katına eşit. Bir de sonunda da 1'in karesi var. Yani bu ifade 2x ile 1'in toplamının parantez karesine eşit. Öyleyse 2x artı 1 eşittir 0 olmalı. Yani x eşittir eksi 1 bölü 2 olmalı. Bu da bir çift kök durumudur. Tam karelerde de çift kök birbirine eşit olan iki tane kök var diye arkadaşlar ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Benzer bir çift kare durumunu yine gözden geçirelim. Şöyle bir örnekle devam edelim. Örnekleyelim. Ne olsun? 9x kare eksi 12x artı 4 eşittir 0. 9x kare 3x'in parantez karesine eşit. 4 de 2'nin karesine eşit. Ortadaki terime bakalım. 3x ile 2'nin çarpımı kaça eşittir? 6. 6'nın da 2 katı 12'dir ama işaretimizde eksi olduğu için bakın şöyle yazacağım. Artı 3 çarpı artı 2 çarpı 3 çarpı eksi 2 diyeceğim. Şöyle yazacağım. Birazcık çirkin oldu ama tekrar düzenleyebiliriz onu. Yani şurayı arkadaşlar işaretimiz şimdi negatif olduğu için 4 eksi 2'nin karesi diye yazalım. Eksi 12 var burada çünkü. Eksi 12 ile dikkat ederseniz ne eşit? Artı 2 çarpı 3x ile eksi 2'nin çarpımının değil mi?
ifadesi de bu eksi 12 x'e eşit. Bu da nedir? 3x ile eksi 2'nin parantez karesinin açılımına eşittir. 3x eksi 2'nin parantez karesi 0'a eşitse x eşittir 2 bölü 3'tür. Gene burada bir çift kök vardır diye ne yapıyoruz? Arkadaşlar söylüyoruz. Şimdi gelelim. Yani x karenin katsayısının pozitif 1'e eşit olmadığı, yani x karenin katsayısının 1 olmadığı diğer çarpanları ayırma örneklerine bakalım. 3x kare artı 11x eksi 4 eşittir 0. Bu tarz bir denklemle karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapacağız? Şimdi normal şartlar altında burada x'in karesinin katsayısı 1 olmadığı için biz burada biraz daha farklı bir yöntem kullanacağız. Normalde pek de aşina olmadığımız değişik bir yöntem bu arkadaşlar. Sonra diğer daha çok aşina olduğumuz yöntemi de göstereceğim. Biz burada gruplandırma yöntemini kullanarak bu soruyu çözeceğiz. İlk önce iki tane sayımız var ve bu sayılarımızın toplamları 11'e eşit, çarpımları da kaça eşit? 3 ile eksi 4'ü, bu da eşittir eksi 12'ye eşit arkadaşlar. Biz çarpımları eksi 12 olan ve toplamları da 11 olan iki tane sayı bulmamız lazım. Öyleyse bu sayılardan bir tanesi 12, diğeri ise eksi 1 olacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi gruplandırmayı yapabilmem için 3x kare artı 11x'i 12x ile, yani 11'i 12 ile 1'in farkı olarak yazıyorum. Evet ve bunu düzenliyorum. Bunu düzenliyorum. 3x kare artı 12x eksi x eksi 4 eşittir 0 şeklinde. Daha sonra da dikkat ederseniz şu anda gruplandırma yapabilirim. 3x kare ile 12x eksi x ile eksi 4'ü. 3x kare artı 12x de 3x parantezine alırsam x artı 4 olur. Eksi x eksi 4'ü de eksi parantezine alırsam x artı 4 elde ederim. Şimdi her iki ifadede de neler ortak olmuş oldu? X artı 4'ler ortak olmuş oldu. X artı 4 parantezine alacağım. Evet, burada 3x var. Şurada da eksi 1 var. Eksi 1 eşittir 0. X artı 4 çarpı 3x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir eksi 4 veya x eşittir 1 bölü 3 diye çözüm kümesini bulmuş oluruz. Bu da oldukça güzel bir aslında yöntem. Tabii biz bunu bu şekilde yapmıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Onu da anlatalım. Yani lisede aşina olduğunuz yönteme geri döneyim. Ne yapıyorduk? 3x kare artı 11x eksi 4 eşittir 0 diyoruz. Öyle değil mi? Sonra da 3x karenin çarpanları 3x ve x eksi 4'ün de çarpanlarına bakacağım. Yalnız öyle çarpanlarını bulacağım ki 3x ile işte ve x ile çarpıldığı zaman toplamları 11x olur. 3x ile çarpaz çarpacağımız için de 3x'in çarpazına artı 4, x'in çarpazına da eksi 1 yazacağım. Bakın şimdi çapraz çarpıp topladığımız zaman, yani 3x ile 4'ü çarp, artı de x ile de neyi çarp? Eksi 1'i çarp. Toplamları ne oldu? 11x oldu. Yazımımız doğru. Peki biz bunları yani çarpan olarak yazdığımızda nasıl yazıyorduk? Onu da ifade edelim. Şöyle yazalım. Burası 3x, x ve eksi 1'e 4 oldu. Karşılıklı olanları ne yapıyorduk? Bir çarpan olarak ifade ediyorduk. Yani bu ifade şöyle yazılıyordu. 3x eksi 1 ve x artı 4'ün çarpımı eşittir 0 diye söylüyoruz. Yani x eşittir 1 bölü 3 veya x eşittir eksi 4 diye ne yapıyoruz? Sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. Benzer bir örnek daha yapacağız.
Ve bir örnek daha bakalım. Şimdi örneğimiz şu. 2x kare eksi x, 2x kare eksi x eksi 1 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayıralım. Hem isterseniz ilk önce aşina olduğumuz yöntemi kullanayım. 2x karenin çarpanları 2x ve x. Ve çapraz çarpıp topladığım zaman eksi x'i verecek şekilde eksi 1'in çarpanlarını bulmam lazım. 2x ile eksi 1'i çarpacağım. X ile de 1'i çarpacağım ki toplamlarının eksi x olması mümkün olsun. Ve bunları da yazarken gerçekten de çapraz çarpıp kontrol edebiliriz. 2x ile eksi 1 çarpacağım. Bakın 2x ile eksi 1 çarptım. Artı dedim. X ile 1'i çarptım. Sonuç ne oldu? Eksi x oldu. Ortadaki terimi buldum. Ve bunları bu sayıları yani bu çarpanları yazarken nasıl yazıyordum? Karşılıklı olanları ne yapıyordum? Arkadaşlar karşılıklı olanları çarparak yazıyordum. Yani 2x artı 1 ile x eksi 1'in çarpımı 0'a eşitliyordum. X eşittir eksi 1 bölü 2 veya x eşittir 1 şeklinde bu denklemin köklerini bulmuş oluyorum arkadaşlar. Pekala diğer yönteme yani gruplandırma yöntemine bakacak olursak onu da hemen geçelim. Evet şimdi çarpanları ayırmak için diğer yöntemimizi kullanacağım. Yani gruplandırma yöntemini kullanacağım. Hemen yazalım. Örneğimiz neydi? Örneğimiz arkadaşlar 2x kare eksi x eksi 1 eşittir 0'dı. Şimdi ben burada çarpımları 2 ile eksi 1 yani eksi 2 olan toplamları da eksi 1 eşit olan iki tane sayı bulmam lazım. Bu sayılardan bir tanesi eksi 2, diğeri ise tabii ki 1 sayısı olacak. Ben eksi x ifadesini şöyle yazacağım. 2x kare eksi x'i eksi 2x ile x'in toplamı olarak ifade edeceğim. Şimdi burada iki tane grup oluşturabilirim. 2x kare parantezinde şuradaki 2x parantezini alırsam 2x parantezinden zaman buradan bir tane x gelecek. Şuradan bir tane eksi 1 gelecek. Burası zaten x eksi 1 gruplandırma yapacağım. Şimdi artık x eksi 1'ler ortak olduğu için x eksi 1 parantezinde 2x artı 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 veya x eşittir eksi 1 bölü 2 elde etmiş olacağım arkadaşlar. Evet, böylelikle ne yapmış olduk? Bir parabol verildiği zaman bu parabolün x eksenini ne zaman kesip ne zaman kesmeyeceğini arkadaşlar görmüş olduk. Şimdi bir de ne yapacağız? Y eksenini ne zaman keser? Ona bakalım. Yani şöyle diyelim. Örneğimiz şöyle olsun. Örnek. Evet. Y eşittir. X kare eksi x eksi 12 parabolü verilmiş olsun. Bu parabolünün x ve y kesmelerini bulunuz denmiş olsun. Şimdi x'e 0 verdiğimizde y eşittir eksi 12 olduğuna göre y kesmesi kaça eşittir? Arkadaşlar eksi 12'ye eşittir. Y'ye 0 verecek olursak 0 eşittir x kare eksi x eksi 12. Bunun çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Bulalım. Eksi 12'nin öyle iki tane çarpanını bulacağım ki toplamları neye eşit olacak? Eksi 1'e eşit olacak. Yani x artı m ile x artı n'nin çarpanı buna eşit olacak. Ve burada m ile n'nin çarpımı eksi 12, m ile n'nin toplamı ise eksi 1 ve burada m sayısı ne olacaktır? Eksi 4
N sayısı ise 3 olacaktır. Kısacası x kare eksi x eksi 12 eşittir. Arkadaşlar x eksi 4 ile x artı 3'ün çarpımı olacak. Yani bunu da 0 eşitlersek x eşittir 4, x eşittir eksi 3 olacaktır. Bu parabolün x kesmeleri de x kesmesi 2 tane ve bunlar da bir tanesi 4, bir tanesi de eksi 3 arkadaşlar. Bu şekilde parabolerle bağıntısını da kurmuş olacağız. Bugünkü dersimizi bu şekilde bitireceğim. Arkadaşlar aslında ikinci dereceden denklemler için ayrıca zaten bir ders daha yapacağım. Sadece burada ihtiyaç duyduğum kadarını, yani ikinci dereceden fonksiyonların x kesmesini bulmak için gereken kısmını verdim. Bundan sonraki aşamada ne yapacağız? Gene ikinci dereceden fonksiyonlarımızın grafikleriyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Bu sefer artık tepe noktası nasıl bulunur bir parabolün, ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Grafiğini nasıl çizeceğiz, ondan bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Ve tabii ki teşekkür ediyorum vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.